Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzelliği suda köklendiriyor olacağız. Agla neoma ismi bu güzel bitkimizin yapraklarının böyle beyazlığı ve yeşilliği olması kendi cinsine has bir bitkidir. Tropikal bir bitki arkadaşlar. Böyle ev içerisinde yetişir. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması gereken bir bitki. Salon çiçeği Eritim'den böyle küçük bir çelik aldım geldim. Onunki birazcık sararmış yıpranmış. O da birazcık temizlik yaptı bitkisine. Ben de bir dal getirdim. Şimdi bunu suya koyuyoruz arkadaşlar. Ve suda köklendirmeye çalışacağız. Su içerisinde köklenirim derseniz evet zaman içerisinde nasıl köklendiğini görüyor olacağız. Hemen mutfağımı böyle bir kenarına yerleştiriyorum. Görüyorsunuz orada yan taraftaki çuha çiçeğinden ilkbahar döneminde olduğumuzu anlayabilirsiniz. İlkbaharda yapıyorum bu işlemi. Evet, şöyle bir ay geçti üzerinden benim aglaneoma bitkimden. Tık yok, hiçbir şekilde köklenme belirtisi yok. Ama ben bunu dikmeyeceğim. Madem suya koyduk, neden köklenmiyor? Ne kadar sürede suda kök verecek? Bunu görüyor olacağız. Evet, tam 5 ay oldu. 5 aydır suda. Bardağın da halinden anlayabilirsiniz. 5 aydır suda. Köklendi mi dersiniz? Bakalım. İlkbahardan sonbahara kadar kaldı. Bakın. Evet. Nihayet köklendi. Eritimle benimle birlikte suya koymuştu. Onunkiler bir ayı bulmadan köklendi. Benimki ise köklenmedi. Bu bitkinin işte kendi yapısından has olan bir şey bu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Belki toprağa dikseydik de orada gelişmeyecek, bekleyecekti. Şimdi hemen bunu saksıya dikime geçeceğiz arkadaşlar. Ve bu süreçte 3 adet yaprak çıkarttı su içerisinde. Aslında gelişim devam etti su içerisinde. Köklenmesi geç oldu bu bitkinin. Yani 3 adet yaprak çıkartması bu bitki için gayet güzel bir gelişim. Toprağımız hazır, paket toprağı, az perlit ve vermiküllit var içerisinde. Hemen saksımıza toprağını doldurdum ve ortasını bitkiye göre hazırladım. Ve direkt kökleri toprak içerisine yerleştiriyorum. Tam orta kısma denk getirdim. Küçük saksı tercih ettim. Biliyorsunuz ki çok yavaş bir köklenen bitki olduğu için biz de bunun küçük bir saksı tercih edeceğiz ki ilk önce madem o toprakla kökler saracaktır. Ardından yukarıyı beslemeye başlayacak olacağını düşünürsek küçük saksı tercih etmek bitkimizin daha hızlı gelişecek olmasını düşündürüyor bizlere. O nedenle küçük saksı tercih ediyoruz. Evet, videoma beğeni bırakmayı, 5 aylık sabrım için bir de yorum yazmayı unutmayın. Bu güzelliğe değer. Sabrım var benim bitkilerle alakalı. Koyuyor ve gözlemliyor, bekliyorum ve sizlere de bu güzellikleri paylaşmaktan mutlu oluyorum. Umarım sizler de izlemekten mutlu olursunuz. Hemen ilk suyunu verdim ve şöyle artık cam sehpaya, orta sehpaya, salonun aydınlık bir köşesine götürmeye hazır. İlk suyu da cam suyumuz oluyor. Toprakla çok uzun süre bekledi suda ve toprakla buluşmuş oldu bu güzelliğimizle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Yapraklarını silip yerini alıyor olacağım. Bu güzelliği kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.